Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık poğaça tarifi hazırladım. Şekline gerçekten herkes hayran kaldı. Buyurun tarifimize geçelim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle tabağımın içerisine buçuk su bardağı ılık süt alıyorum. Üzerine 1 paket instant maya ve 2,5 yemek kaşığı şeker, 1 adet yumurta sarısını üzeri için ayırdım, yarım çay bardağı sıvı yağ. Malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave ediyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Lütfen 4 su bardağından sonra kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Artık hamurumu güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Bu poğaça tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki sofralarınızın yıldızı olacaktır. Hem şekli hem de tadı oldukça güzeldir. Kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hamurumu tabağın içerisine toparladıktan sonra tezgahın üzerine alarak üzerine bir yemek kaşığı dolusu Uda sıcaklığında beklettiğim tereyağı ilave ediyorum. Dilerseniz tereyağının yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanmamızın sebebi hem piştikten sonra göz göz olacaktır hem de gerçekten çok lezzetli bir tadı oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Tereyağımızı ilave ettikten sonra hamurumuz biraz elimize yapışacaktır. Ama yoğurduktan sonra kendini toparlayacaktır. Hamurumu pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurdum. Güzel pofuluk bir poğaça tarifi istiyorsanız mutlaka hamurunuzu yumuşacık yapın. Hamurumu toparladıktan sonra tabağımın içerisine alıyorum ve üzerini kapatıyorum mayalanmaya bırakıyorum 45 dakikanın sonunda hamurum güzel bir şekilde mayalandı hemen güzel bir şekilde mayasını alıyorum ve tekrardan tezgahımın üzerine alacağım gerçekten hamurun dokusu oldukça güzel yumuşacık bir hamur yaptığımız için poğaçalarımız da yumuşacık nefis olacaktır. Hamurumu silindir haline getiriyorum ve toplamda 12 parçayı kesiyorum. 12 poğaça elde etmiş olacağız. Parçalara kestikten sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve üzerlerini hiçbir şekilde açık bırakmıyorum. Lütfen önemli püf noktaya dikkat edelim. Aksi takdirde üzerleri kabuk bağlayacaktır. Tezgahımın üzerine hafif un serpiyorum. Artık poğaça yapımına geçiyorum. Öncelikle elimle açıyorum. Daha sonrasında bir merdane yardımıyla pasta tabağının büyüklüğünde açmaya başlayacağım. Gerçekten yapımı da oldukça kolay hem de bir o kadar lezzetli. Bu aşamada çok fazla açmanızı tavsiye etmem. Hamurumuzu pasta tabağının büyüklüğünde açtıktan sonra üzerine kaşar peyniri ilave ediyorum. İç harcı tamamıyla isteğe bağlı. Ben biraz çikolatalı biraz da kaşar peynirli hazırladım poğaçalarımı. Güzel bir şekilde kapattıktan sonra gördüğünüz şekilde şeritleri kesiyorum. Artık poğaçamın şeklini veriyorum. Kestiğim şeritlerden bir tane alıyorum diğerini arkaya doğru sıkıştırıyorum. Sanırım görüntüsü anlatmasından daha kolaydır. Ama gerçekten yapımı oldukça kolay, hiç gözünüze zor gelmesin. Bir tane yaptıktan sonra eliniz alışacaktır. Şekli gerçekten şahane. Şeritleri iyice sıkıştırıyorum ki pişerken açılma olmasın. Bu şekilde poğaçamız hazır. Tepsimin içerisine alıyorum. Ve bir tane daha yapmak istiyorum. Bu sefer daha yakından gösterdim ki daha net bir şekilde görünsün. İç harcı olarak çikolata kullandım. Aynı şekilde şerit halinde kesiyorum. Şeritlerinizi elinizden geldikçe çok kalın bırakmayın. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Poğaça tarifleri, katmer tarifleri, çörek, börek, şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sizce de bu poğaça tarifi kolay mıydı zor muydu? Şeklini nasıl buldunuz lütfen yorumlarda belirtin. Gerçekten fikirleriniz benim için çok önemlidir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bütün poşetlerimi aynı şekilde, aynı yöntemle hazırlayıp bitirdim. ve tepsimin içerisine alıyorum. Şu poğaçaların güzelliğine bakar mısınız? Hepsi gerçekten birbirinden güzel. Mutlaka 25 dakika tepsi mayası veriyoruz. Daha sonra üzerine ayırdığımız yumurtanın sarısını ve 4 yemek kaşığı sütü güzel bir şekilde karıştırıp üzerlerine sürüyorum. Süt miktarını biraz fazla kullandım ki sürmesi daha kolay olsun. Bu aşamada lütfen poğaçaların havasını almamaya özen gösterelim. Güzel pofuduk olmaları için. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Fansız ayarda pişirdim. Ve şu poğaçaların güzelliğine bakar mısınız? Hiçbir şekilde şeklini kaybetmemiş ve yumuşacık oldukça lezzetli poğaça tarifi elde ettik. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Aklınıza soru işareti takıldıysa yorum kısımlarına bırakabilirsiniz. Deneyecek herkese afiyet şifa olsun. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Video'mu izlediğiniz için teşekkürler.